Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. 17. soru. Bu cümlede açıkladıkların hangisi yoktur demiş. Hal, durum eki almış. Sözcük kaleklerimiz neydi? Belirtme, ayrılma, bulunma, yönelme hali eki gibi eklerimiz. Bunlardan bir tanesini görmemiz yeterli. Masallara sözcüğüne bakın. E hali var. Yönelme hali ekidir. Doğru kabul edersiniz. Birden çok yargı. Yargı demek yüklem demektir. Birden fazla yüklem görürsek bunu da doğru kabul ediyoruz. İlgisini çekmiş, yol göstermiş. O zaman birden fazla yüklem gördüm bu da doğru. Birleşik yapılı sözcük, gök ve yüz sözcükleri birleşmiş. Birleşik bir isim görüyorum. Bağlaç ve bağlacınız var. Ayrı yazılmış da her zaman için bağlaçtır. Ama sıfat fiil bu metinde yok arkadaşlar. Bir fiil anası mezar dik ecekmiş gibi eklerden birini almamıştır. O yüzden cevabınız 17. soruda Edirne'dir. 18'e geldiğimizde. Şimdi 18. soruda bize bir paragraf sorusu sorulmuş. Bakıyoruz bu parçadaki altı çizili ifadeyle ile durumlarından hangilerine gönderme yapılmamıştır diyor size. O zaman önce bir verilenleri tarıyorsunuz sonra metne geçiyorsunuz. Ebeveynin gençlerin yaşantısına yerli yersiz karışması. Özgüveni gelişmeyen gençlerin sorun çözmede zorlanması, özgüveni gelişmemiş, zorlanıyorlar. Anne babaların çocuklarının yaşamını, yaşamın zorluklarıyla yeterince yüzleştirmemesi, yaşamın zorluklarıyla yüzleşmeme, olgunlaşma sürecindeki gencin aileyle iletişim kopukluğu yaşaması demiş bana. Şimdi metni okuyorum. Ebeveynler duygusal ve maddi desteklerini vermeye devam ettikçe genç birey içindeki yetişkini ortaya çıkarmakta o kadar gecikir. Başka bir deyişle geleceğin Doğru ebeveyn profili bu yüzden gençte oluşmaz. Çocuğu risklerle, sorunlarla tanıştırmadığımız sürece çocuk daha da kırılgan hale gelir. Çünkü kendi potansiyeline inanıp sorunları tek başına çözmeyi öğrenmemiş olur. Olgunlaşma süreci ebeveynlerin sürekli müdahalesiyle kesintiye uğrar. En kötüsü de ebeveynler tüm bunların farkına vardığında sorun çözme yetisi gelişmeyen genci birden bire tek başına bırakırlar. Şimdi. Metnin şu kısmıyla ilgileniyoruz. Tüm bunlar dediği yer orada. Ebeveynin gençlerin yaşantısına yerli yersiz karışması. Sürekli bundan yakınmış zaten metin bize değil mi? Risklerle sorunlarla tanışmayan bir çocuk kırılgan hale gelir. Çünkü ebeveyn sürekli müdahale halindedir ve çocuk bununla tanışamaz. Bir doğru o zaman bir olan seçenekleri eledim Özgüveni gelişmeyen gençlerin sorun çözmede zorlanması e, kendi potansiyeline inanıp sorunları tek başına çözmeyi öğrenmemiş olur diyor. O zaman potansiyelinin farkında değil ve sorun çözemeyen gençler var. İki de doğrudur. İkiyi de eledin. Anne babalarının çocuklarını yaşamın zorluklarıyla yeterince yüzleştirmemesi. Evet risklerle sorunlarla karşılaşmamış çocuklar. Ebeveynler sürekli müdahale etmiş. Hepsini üçü de olmak üzere görüyoruz. Olgunlaşma sürecindeki gencin ailesiyle iletişim kopukluğu yaşaması. Metnin hiçbir yerinde bana iletişimden bahsetti mi arkadaşlar? Hayır. O yüzden yalnızca 4 ile ilgili bir göndermen yoktur. 18'de Ceyhan olarak buluyoruz. 19. soruya geldiğinizde bu parçanın anlatma ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinde hangisi söylenemez demiş. Tek tek seçeneklere bakarsın. Abartılara yer verilmiştir. Bakalım. Abartı dediğiniz şey olması mümkün olmayan çok fazla ya da çok düşük olan şeyler için değil mi? Çok yüksek ya da düşük şeyler kullanılması. Göz yaşım aktı, sel oldu örneğinde mesela. Bu mümkün olan bir şey değildir. Durumu abartmak. Çok ağladığını söylemek için. Mesela şimdi metinde var mı böyle bir şey bakalım. Balıkların kuzeyden güneye ve daha sonra yeniden kuzeye göçleri boğaz düzenli olarak büyük sürülerin geçmesi sonucu getirmiş, sonucunu getirmiştir. Olabilir, ol, olabilitesi olan bir cümle. Gilius 17. asırda İstanbul'un balık bolluğu bakımından bütün liman kentlerini geride bıraktığını şöyle anlatır. Limanda iki denizden gelen çok miktarda balık bulunur. Balık sürüleri yalnız Boğaziçi'nden değil Kadıköy tarafından da limana doğru akın eder. Bunlar o kadar çoktur ki birçok insan oltasını alıp sahile iner. Bahar olunca da balık sürüleri Karadeniz'e doğru yönelir. Bunların hepsi olabilir şeyler arkadaşlar. Çok balık olabilir, insanlar oltasını alıp inebilir. Bakın metinde hiçbir abartıya yer vermemiş. Cevabımızın Adana olduğunu görüyoruz. Niteleyici sözcük dediği durum zarfı olabilir, niteleme sıfatı olabilir. Nasıl sorusuna cevap veren ifadelerdir. Baktığınızda metnin içinde büyük sürüler demiş mesela. Nasıl sürüler? Büyük. Niteleyici bir ifade. Ceyhan'a geldiğimde alıntı yapılmıştır demiş. Egilius'un anlattığı şeyi vermiş bize. Kişinin adı ve tırnak içinde onun sözü bize alıntıyı verir. Şu kısım. Karşılaştırma yapılmıştır demiş. İstanbul'un balık bolluğu bakımından bütün liman kentlerini geride bıraktığı dediği ifade İstanbul ve diğer liman kentleri arasında bir karşılaştırma görürsün. Nesnel yargılara yer verilmiştir diyor. Nesnel yargılar herkesce kabul edilen, doğruluğu tartışılmayan, kendince bir fikir öne süremediğin noktalardır. Şimdi bu anlattığı ifade limandan iki denizden gelen çok miktarda balık bulunur. Balık suları yalnızca Boğaz değil Kadıköy tarafından da limana doğru akın eder. Bunu araştırırsın, bakarsın, evet, bu bilgi kitaplarda da geçiyordur. Sen hayır Boğaz içinden değil şuradan geliyor gibi bir e, ne yapamazsın, cümle kuramazsın, nesnel bir ifadedir diyoruz. Cevabımız Adana. 20. Soruya geldiğimde. Yine olumsuz öncüllü bir soru varılamaz demiş. Bakıyorsun. Önce seçeneklere bakıyoruz. Yaptığımız yöntem. Adana yazar kimliği oluşturmada başka yazarların etkisi olmuştur. Kimliğin oluşturmada başka yazar etkisi. Anlatımda özgünlüğün yakalama çabası, özgünlük. Edebiyatta eski ve çağdaş anlayışları kaynaştırma, eski ve yeniyi kaynaştırma, bir araya getirme. Okuma eylemi iç dünyasına rahatlamayı sağlamaktadır. İç dünyadaki rahatlama kendisine edebiyat geleneğinin bir parçası olarak görmektedir. Şimdi metne geldiğimde. Metni okuyorum. Ne demiş? Ruhumu kasvetten arındıran, kalıplardan kurtaran okuma çabalarım olmasaydı sadece geleneği tekrarlardım. Benim bütün isteğim kendi kelimelerimi doğurmak. Söylenenleri değil, kendi kelimelerimi doğurmak derken özgün olmak istiyorum mu mantığı çıkar. Evet, başkalarının taklidi olmamak, kendine has olan, yenilikler katan demektir o özgünlük. Bursa'yı yakaladık. Bunu ne kadar başarabildiğimden de hiçbir zaman tam emin olamadım. Ama öte yandan ben de geleneğin bir ürünüyüm. Geleneğin bir ürünüyüm derken edebiyat geleneğinin bir parçası olduğunu mu görüyoruz? Evet. Babamın hikayelerini dinle dinlemeseydim, Servantes'i, Tolstoy'u, Kafka'yı, Gorki'yi, Oğuz Atay'ı, Sevim Burak'ı, Tekin'i, Mehmet Uzun'u okumasaydım belki de hikayelerime yerleştirdiğim o kahramanlar, sesler, kelimeler bana dağlar kadar uzak kalacaktı. Şimdi o zaman kimliğini oluştururken başka yazarlardan da mı etkilenmiş arkadaşlar? Evet. En başta da beni kasvetten arındıran, işte kalıplardan kurtaran dediği iç dünyasına bir rahatlama mı oluyor okuma çalışmalarında? Onu da yakaladık. Ama bakın, eski ve çağdaş anlayışları birleştireyim, kaynaştırayım gibi bir derdi yoktur bu metni yazan. Düşün bu düşünceye sahip kişinin o yüzden cevabınız Ceyhan. 21'e geldiğimizde bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi yapısı yönüyle diğerlerinden farklıdır demiş. Cümle yapısı ile ilgili bir soru arkadaşlar. Cümle yapısında alt başlıklarınız nelerdi? Bir cümle basit olabilir, birleşik olabilir, sıralı olabilir ya da bağlı olabilir. Basit cümle fiilimsi olmayan cümlelerdir cümlede fiilimsi görmemeliyiz. Birleşik cümleler, cümlelerde fiilimsi olan çoğunlukla bu gelir karşınıza. Sıralı cümle iki yükleme olup virgül ya da noktalı virgülle ayrılmış cümleler. Bağlı cümlelerde iki yükleme olup bağlaçla ayrılmış cümlelerdir. Bakıyorum şimdi tek tek ilk cümleyle başlayalım. Çevre ile ilgili yasal düzenlemeler endüstri tesislerinin çevreye verdiği zararlar konusunda önlemler almalarını zorunlu kılmaktadır. Bir sürü fiilimsi görüyorum bakın verdiğim almalarını fiilimsi varsa bu birleşik bir cümledir dedim. Bu durum ek maliyetlerin ortaya çıkmasına neden olmakla birlikte yeni bir pazarlama boyutunda beraberinde getirmektedir. Yine bakın çıkması, olmak. Ben filmsler gördüysem bu da mı birleşiktir? O zaman bir iki aynı. 3'e geldiğimde Üçüncü cümleyi okuyorum. Sonuç olarak küresel ısınma dünya ekonomisini de etkilemektedir. Isınma yine bir fiilim sim o zaman bu da birleşik bir cümledir. 4. Yapılan araştırmalara göre dünya yüzeyinin ortalama sıcaklığı 20. yüzyıl boyunca 0.6 santigrat kadar artmış. Kar örtüsü ve buzlanma ise %10 civarında azalmıştır. Hem artmış hem de azalmıştır diye iki yüklem gördüm. Bu da virgülle mi ayrılmış? Biz bunlara sıralı cümleler deriz. Bakın 4 diğerlerinden farklı. 5'te de yine fiilimsi görüyorum. Birleşik bir cümledir. Derim cevabınız denizlidir. 22. soruya geldiğimizde yine bir dil bilgisi sorusu. Bu parçada altı sözcüklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Birinci sözcük vasıtaya almış bir isimdir. Şimdi vasıtaya dediğimiz şey ile edatının ekleşmiş halidir arkadaşlar bakıyorum. Ve tabii ki bunun bir isim olmasına dikkat etmeniz lazım. Hem vasıta ekini görmenim hem bu sözcük isim olmalıdır. Kemikleri ile. Bakın ilenin ekleşmesi bir vasıta ekidir. Kemik sözcüğü de bir isim mi? Biri doğruladım. Peki. İkinci sözcük eşitlik eki almış bir zarftır demiş. Bakıyorum ikinci sözcüğüme cac eşitlik eki dediği cac ekidir arkadaşlar. Cace'yi gördüm. Ne kadar pişmesi diye sorduğumda ya da ne zaman pişmesi, saatlerce pişmesi. Bir fiilimsiye soru sorup cevap aldığımda zarf mı buluyorum? O zaman bu bir zarftır. Cace ekini gördüğüm için eski keki almıştır. Üçüncü sözcük yalın halde bir zamirdir. Yalın hal demek sözcüğün ismin hal eklerini almamış hali demektir. İ, E, D'den halini almayan bir sözcük ve bir de bunun zamir olmasını istiyor. Kendi sözcüğü bir dönüşlülük zamiridir arkadaşlar. E bakıyorum ied'den halini almamış kök halinde bir sözcüğüm. O yüzden yalın halde olduğunu söylerim. Dördüncü sözcük yapım eki almış bir sıfattır demiş. Bakıyorum yapım ekimi alıp almadığını ve sıfat olup olmadığını kontrol ediyorum. Su dolu bir kap. Nasıl kap? Dolu. Sıfat olduğunu doğruladım. Peki yapım eki almış mıdır? Yapım ekleri neydi? Kelimenin anlamını ya da türünü değiştiren sözcükler. Bu, kök, bu sözcüğün kökü nedir? Dolmak. Dolmak sözcüğüne u eki gelmiş. Dolu olmuş. Fiilden isim yapım eki midir? Fiil olan sözcüğü bakın artık. isme çevirmiş. Beşinci sözcük kişi eki almış bir fiildir. Cevabımızın bu olduğu çıktı ortaya. Bakıyorum. Yapılıyor. Yapılmak bir fiil. Tamam fiil olduğunu gördüm. Peki kişi eki almış mı? Hayır. Kişi eklerimiz neydi? Geldim. Ben geldim. Sen geldin. Me. Ne. Tüm kişilere göre çekebilirdin. Ama burada sadece kip eki almış bir fiil görüyorum. O yüzden cevabınız edir nedir? 23. soruya geldiğimizde arkadaşlar ne demiş? Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? şeklinde bir sorumuz 23. soru. Metne okuyoruz, sorulara bakıyoruz, sonra metne okuyoruz. Tek tek soru soru. Teknolojiden faydalanmak fotoğraf sanatına bir avantaj sağlıyor mu? Fotoğrafa merak sardıktan sonra neredeyse 50 yıla yakın bir süre kimseyle paylaşmadan sadece kendi keyfim için fotoğraf çektim. Sadece birlikte yaptığımız bazı gezilerden sonra dostlarıma slide gösterileri yapmak veya onlara fotoğrafları hediye etmekle yetindim. Başka nasıl paylaşabilirdim ki? Dijital paylaşım platformları yoktu. Sergi açacak düzeyde yetkinliğim olmadığından paylaşmak için bir arzu da duymuyordum. Geçenlerde çok usta bir fotoğrafçı olan bir dostum beni ziyaret ettiğinde fotoğraflarımı gördü, beğendi. Bunları paylaşmadığını sürece bunların hiçbir değeri yok dedi. O günden sonra fotoğraflarımı internet ortamında paylaşmaya başladım ve bunun farklı bir keyif verdiğini gördüm. Teknolojiden faydalanmak fotoğraf sanata bir avantaj sağlıyor mu sorusuyla ilgili bir ibare gördük mü yukarıda? Şimdi bakın. Burada hani paylaşmaktan bahsediyor. İnternet, o, dijital paylaşım platform platformlarında paylaşmaktan bahsediyor. Yalnız ben bunları kullandım dememiş bakın parçayı yazan kişi. Yoktu bizim zamanımızda. O yüzden nasıl paylaşabilirim ki diye bir söylemi var. Sonra bir kişinin ona verdiği bir tavsiye var. Yani teknolojiden faydalandığı ile ilgili ben şu siteyi kullanıyorum. İşte şu teknik aleti kullanıyorum. Bununla ilgili fotoğraf sanatında şu avantajları sağladım, şunu yakaladım, bunu yakaladım gibi bir ibare vermediği için arkadaşlar cevabınız Adana'dır. 24'e geldiğimizde yine bakın akışa göre tamamlama sorusu daha önce de çözdüğümüz diğer yukarıdaki soruların birinde de vardı. Bu parça anlamak için göre aşağıdaki hangisi tamamlanmalıdır Şimdi bu noktada hemen boşluğun üstündeki cümle ve altındaki cümle bizim için daha değerli olacak. Ama metni anlamak için baştan sona okuyoruz tabii ki. Çevremizden bağımsız ve çevremizi yok sayarak kaliteli yaşamımız mümkün değildir. İçinde bulunduğumuz ortamın gereklerini yerine getirmemiz bizi çevresiyle uyumlu sosyal bir varlık haline getirir. Kitle veya sürü psikolojisiyle bilinçsiz hareket etmekten söz etmiyorum burada desteklediği takımın maçına giden bir taraftardan sessizce oturmayıp takımını desteklemesi. Kitap okumak için kütüphaneye giden birinden de insanları rahatsız etmeyip sessizce oturması beklenir. Şimdi bu örnek bizi aslında sonuca götüreceklerden ve işte nokta nokta atasözümüz bu gibi durumları ifade eder. Şimdi zaten bu metindeki verilen mantığa uygun bir atasözü istiyor bizden 24. soruda. Katranı kaynatsan olur mu şeker? Şimdi bu atasözünde arkadaşlar farklı materyalleri kullandığımızda istediğimiz sonuca varır mıyız gibi bir ifade var. Metin bize ne diyor? Yerinde davranmakla ilgili konuşuyor bize. Gittiğin ortamda oraya uygun davranmakla ilgili bir ifade var. Kör atın yanında duran ya huyundan ya suyundan. Bu da yerinde davranmakla ilgili bir atasözün değil. Ağacı çıkan keçinin dala bakan oğlağı olur. İnsan yedisine ise 70'inde odur düğüne giden, oynar cenazeye giden ağlar. Bakın Edirne olduğu çok belli, değil mi? Ortamına göre hareket etmekten bahsetmiş bana Edirne diyoruz. Şimdi kalan soruları diğer videoda devam edelim arkadaşlar. Görüşmek üzere.